O konuda zaten doluyum tepeye kadar. Kim memnun ya? Kim memnun yani? Bilmiyorum nasıl memnunlar. 63 yaşındayım. 60 yani doğduğum doğalı bu Türkiye'yi sağ partiler yönetiyor. Hangisi geldi de benim sırtımdan bir vergi indirdi? Aldı, değişik farklı bir şey yaptı. Hiçbirisi. Bu daha önce de böyleydi. Son 20 yıldır da böyle. Her şeyi böyle. Şimdi bir de şimdiki acayip yalancı ve hırsız birisi. Bir eczacıbaşı, koç, ne bileyim Sapanca bile bu kadar 20 yılda bu kadar büyük para kazanmamıştır yani. Bu mümkün mü? Bir devlet memuru maaşıyla bu kadar zengin olmak. Cumhurbaşkanısın, devlet memurusun. 250 bin lira maaşın var diyelim. Bu kadar bir zenginlik olur mu bununla? Mümkün değil. Yani onun vatandaşlar niye memnun olsun? Nasıl memnun olacak yani? Kaç şeyin önünden emekliyiz yani. Yutkunarak geçiniyorsun, imrenerek geçiyorsun. Senede bir defa yiyebiliyorsun, ayda bir defa yapabiliyorsun. Bir şey, birçok şeyin önünden imrenerek, yutkunarak geçiyorsun. %80'inin donuna bak, yırtık. Aldığı kıyafet bilmem nesi en az 10 senelik, 8-10 senelik. Bu şehir hastaneleriyle işte şimdi gene oralardan geleceğim. Bu gösterişli projelerle falan bu işler olmuyor. Boş. Kuyruk, sağlık konusunda o kuyruklar bitmez. O başka bir hükümet gelse de bitmez. Senin doktor sayın azsa hiçbir zaman bitmez. Hangi zaman hükümet gelse eğer doktor sayın azsa, doktor sayın yeterli değilse mümkün değil. Yani doktor yetiştirmiyorsan sen, mühendis yetiştirmiyorsan, şey yetiştirmiyorsan, üretim yok. Şimdi bu işte yol mol yapma hareketleriyle köylüye bütçeye istimlak karşılığı para ödüyor. Bütün köylünün elinde araba varmış gibi görünüyor. İstimlak edildi tarlası adamın. Yani 100 dönümden 10 dönüme neyse. Onun karşılığında işte araba aldı. Orada yedi, burada yedi. Değerlendiler iyi değerlendirdi. Değerlendiremeyenler de gelip İstanbul pavyonlarında yiyor parayı. Sanıyorsun ki altlarında ya köylü işte araba en lüks arabalarla geziyor. En güzel şeylerle geziyor. Ya işte ama neyle nasıl almış? Almadı ki. Babasından kalan şeyleri sattı yani. Ben de aynısını yaptım. Öteki de aynı. Hükümet de aynısını yapıyor. Eskiden kalan fabrikaları satıyor. Bir şeyler yapıyor. Yeni var mı bir şey? Gelirle. Ve şimdi şu an maaş sistemiyle bir şey almak mümkün mü? Ben alamam. Ya nasıl alacaksın ya? 4600 lira benim emekli maaşım var. Eşim de emekli. Ben biraz iyi yani sıkıntı yok. Evim de var. Ama bak ben babamdan kalan yer sattım. Arsam vardı. Onu sattım. Benim çocuğum ne satacak? Ona bırakacağım bu evi mi satacak? İki evi mi satacaklar? Evi satsa zaten ev almak için ev satacak. Öyle bir şey mi var? Ancak üstüne koyar. Hani biraz dinleyeyim. Bu yani mümkün değil bu şey gençlik şeyin bu parayla. Ya 10 bin lira maaş al. 20 bin lira maaş al. Nasıl ödeyeceksin ya 2 milyon bir daireyi? Kaç yılda ödeyeceksin? Bir hesap yapıyorum. 90 bin liraya 4600 euroya Berluti'nin motu var. 4600 euro. 18, 36, 72, 90, 100 milyon. 100 küsür milyon yapıyor. 4600 euro. 1400 euro, 1200 euro alan bir adam onu 3 maaşta alıyor. 4 maaşta alıyor diye. Ya, orada. 4 birimde alıyor. 4 aylık. Peki burada? Burada 100 milyonu böl 4-5 bine 20 ay. O alıyor. 3 ayda sen de alıyorsun 20 ayda. Nasıl bir alım gücü olsun ki yani? Neye göre iyi alım gücü? Hiçbir şeye göre alım gücü iyi değil. Hiç iyi yönetilmiyoruz. Yani hiç iyi yönetilmiyoruz. O yollar yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ne yapacaksın? Yapacaksın tabii ya. Biz seni onun için seçtik. Yapacaksın tabii yani. Eskiler yaptı mı onu? Eskiler yapmadı. Sen eskileri yapmadın mı soracaksın? Yaptı mı eskiler? Yapmadı. Bak ben 70 yaşına yaklaştım. 68 yaşındayım. 60'tan bu yanayı iyi bilirim. İktisatçıyım, tarih araştırmacısıyım, sanayicilik yaptım, tüccarlık yaptım, siyasetçilik yaptım, şu bu. Dolayısıyla deviri, yaşadığımız devirleri analitik olarak inceledim. Evet. En iyi dönem bugünkü dönem. En iyi dönem. En iyi dönem. Ondan önceki dönemlerde gecelik faizlerin %7500 olduğu dönemleri gördük. %7500 bak. 750 falan değil. 7500. Tamam. Bu dönemleri gördük. O dönemlerde Türkiye'nin elinde bugünkü iktisadi değerler, askeri değerler hiçbirisi yoktu. Ben askerliğimi yedek subay olarak yaptım.
yedek subaylık yaptığım dönemde benim alayımda Çetin Doğan'ın, Orgeneral Çetin Doğan'ın astğmeniyim ben. Tamam mı? O dönemde M47 tankları vardı. 80 kilometre giderdi, ikmal yapmak zorunda kalırdı. Suriye'nin elindeki tanklar 800 kilometre menzilli, bir depoyu doldurduğu zaman 800 kilometre gidiyor. Tupolev tankları, Rus tankları. Bizim elimizdeki 80 kilometre gidiyordu. Ama şimdi şu anda Türkiye öyle bir hale geldi ki savunma sanayinde dünyaya meydan okur hale geldi. Ben ülkücü kökenli birisiyim. Ne Tayyipçiyim, ne Ahmetçiyim, ne Mehmetçiyim. Tamam. Türk milletindenim, İslam ümmetindenim. Vatanını, bayrağını seven bir insanım. Anlatabiliyor muyum?